Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz normal bir fan motorudur. Modifiye edildi. İçerisine neodim mıknatıs konuldu. Ve şurada gördüğünüz gibi tornada düz kayış için bir tane kasnak yaptık. Onunla beraber sizlere göndereceğiz. Bunun tabi bağlantıları değiştirildi. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu bantlı olan ortak uçtur. Diğerleri birer çıkıştır. Yani şunda şu bir çıkış, şunda şu ise bir çıkıştır. Bizim şu deney tablomuzda iki ayrı çıkış için şöyle gördüğünüz şekilde voltmetremiz vardır. 30-60 watt burası. Burası da 30-41-51. Bunlar 11 wattlık. 51-60-112 watt gücünde bir tasarruf ampul bağladık. Şimdi sizlere bunu döndüreceğiz. Kaç volt olduğunu, kaç devirde döndüğünü görmek için sizlere şu lazer takometreyle şuradaki fosforlu banta tutacağım ve bu tornanın devriyle motorun devri aynı olacak zaten. Kaç devirde kaç volt verdiğini göstereceğim. Ayrıca deviri düşürmek için şu gördüğünüz 4KV dimmer de vardır. Bu da tornayı kumanda ediyor. Bunu da isterseniz ayrıca gönderebilirim. Tabii bu lazer takometreyi de isterseniz ayrıca gönderebilirim. Şimdi motorumuzu test edelim. Evet, çalıştırıyoruz. Bakın hemen ampullerimiz yandı. Stop edelim. Evet, gördüğünüz gibi hemen tekrar açalım. Evet, ampullerimiz yandı. Bakın hemen 204 volt, 195 volt. Ve buradan da bakın deviri düşürüyoruz. Deviri düşürelim. Bakın devir düşünce voltaj da düştü. Ampuller söndü. Bakın. Evet, deviri yükseltelim. Evet, tornayı da kumanda etmektedir. Şimdi deviri ölçelim. Lazer takometremizle. Evet, 1620 devirde gördüğünüz gibi 203 volt, yani daha doğrusu bu 112 watt olup 100 watt rahatlıkla çıkış vermektedir 1600 devirde. Bunu rüzgar türbini veya su türbini veya diğer yapacağınız projelerde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki çıkışlıdır ve isterseniz ayrıca lazer takometreyi ve gördüğünüz gibi 4KV dimmeri de ayrıca isteyenlere gönderebilirim. Teşekkür ediyoruz.